اللهم <applause> صلِّ Eşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Kıymetli kardeşler Siracül müttakin derslerimize Allah'ımızın izni inayetiyle devam ediyoruz. Cenab-ı Hak bu derslerden güzel istifade edebilmeye hepimizi muvaffak eylesin. Mahrum olmaktan bizleri muhafaza buyursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinin feyzinden mahrum olmak en büyük mahrumiyet bu. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Geçmiş dersimizde yani geçen dersimizde Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'den bir hadis-i şerif okumuştuk, müzakere etmiştik. Bu hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslümanın özellikle bir özelliğinden bahsetmiş idi. O da diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olmalarıydı. Yani Müslüman kim? Bütün Müslümanlar diyecek ki onun hakkında bunun dilinden zarar gelmez, elinden zarar gelmez emin olacaklar Müslüman bu bir de muhacir kimdi demiştik Allah'ın yasakladığı şeylerden hicret eden kaçan kişi yani bir muhacirini kiram var işte onlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiler Efendimiz buyurmuştu ki la hicrate ba'del feth fetihten sonra hicret yok ondan sonra peki bir insan ben de muhacir olmak istiyorum derse başka bir anlamda o da kendi zamanının muhaciri olacak. Nasıl olacak? İşte zamanındaki fitne furyalarından, günah bataklıklarından kaçacak, uzak duracak. Fitneden kaçmak da bir hicrettir ha. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Men neca, susan kurtuldu. Diğer derslerde ifade etmiştik bunu. Şu dilimizi muhterem kardeşlerim bir türlü tutamıyoruz. Efendimiz buyuruyor ya vesselam bir sahabiye insanları cehenneme sürükleyen dillerinden başka nedir ki? Kıybet, iftira, ondan sonra bir sürü insanların hakkına girme durumları hep nasıl oluyor çoğunlukla? Maalesef dilimizle oluyor kıymetli kardeşlerim. Bu dilimiz başımıza bela olabiliyor. Halbuki Allah Teala onda çok hayırlar da yaratmış ama hayırda kullanabilmek mesele. Başka bir hadis şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurur. Es-sa'idu men cünnibel fiten. Sa'id, dünya ve ahiret bahtiyarlığına erişmiş kişi kimdir? Men, o kimsedir ki cünnibel fitene, fitnelerden uzaklaştırıldı. Yani kendisini uzaklaştırdı. Fitneye karışmadı, fesadın içinde bulunmadı, İşleriyle meşgul oldu, başka insanların hakkına tecavüz etmedi kimseyi gıybet etmedi, dedikodu yapmadı, bilmediği mevzularda efendim konuşmadı, hakka girmedi işte. Fitneden uzak durmak da bu zamana ait olan bir hicrettir. Evet. Bir sonraki hadis-i şerifte de aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceki dersle alakalı aynı minvalde ve manada bir hadis-i şeriften bahsetmiş oluyor. An Ebi Musa radıyallahu anh, Ebu Musa radıyallahu anh'den naklediliyor ki Men selim el millisanihi ve yedi. Kalehu, efendimiz Vadi Şerifi ne zaman söyledi? Lemmasu ile eyul islamı aftal. Efendimize soruldu ki hangi İslam en faziletlidir? Yani İslam'ı böyle en faziletli derecede yaşamamız gerekirse neye sarılmamız lazım? Bir Müslümanın İslam'ının en kaliteli şekli nedir diye sorulunca efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men selimel müslimune millisanihi ve diğer müslümanların dilinden ve elinden salim olmuş olduğu kurtarmış olduğu müslümandır İşte bu kaliteli müslüman bu en faziletli müslüman bu en kamil müslüman en iyi müslüman Cenab-ı Hak cümlemizi bu zümreye dahil eylesin. Bu konuyu zaten bir önceki dersimizde işlediğimiz için bu hadis-i şerifte bir önceki dersi aslında teyit eder mahiyettedir. Altıncı hadis-i şerif an Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'ten geliyor. Bu hadis-i şerif efendimiz kalehu ne zaman söylemiş, ne zaman buyurmuş? Lemma su ile yine efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulunca eyyul islami hayrun. Hangi İslam en hayırlıdır, daha hayırlıdır? Yani bakın aslında bir önceki hadis-i şerifte de bu ifade edildi. Hangi İslam daha hayırlıdır? Daha faziletlidir diye soruldu. Aynı soru geliyor. Bir önceki hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer Müslümanların bir Müslümanın elinden, dilinden kurtarması, salim olması, emin olması, güvende olduğunu hissetmesi İslam'ın en hayırlı yaşanış şekli bu efendimiz buyurdu. Bu hadis-i şerifte başka bir cevap verecek. Yani İslam'daki en hayırlı amel hangisidir? Bakın başka bir hadis-i şerifle inşallah bugünkü konuya aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şerifiyle temas etmiş olacağız. Şimdi aynı soru soruldu başka bir hadis-i şerifte. Niçin burada başka bir cevap veriliyor? E hocam bunun arasında bir çelişki yok mu gibi bir soru gelebilir. Kıymetli kardeşler o çelişki değildir. Çünkü burada da başka bir amelin eftaliyetine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vurguda bulunmuş oluyor. Yani bu sözlerle maksat nedir? Şimdi belatta sözün söylenme maksadı vardır Arap edebiyatında. Her sözün söylenme maksadı farklıdır. Mesela bu gibi hadis-i şeriflerde sözün söylenme maksadı daha ziyade teşviktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak böyle amellere teşvik ediyor. Bir zaman diğer Müslümanlara dilini elini uzatmamayı İslam'ın en hayırlı ameli olarak ifade buyuruyor. Şimdi burada başka bir amele teşvik edecek. Sözün bağlamına iyi bakmak lazım. Onun için şimdi bu hadis-i şerifte de Abdullah İbni Amr'dan radıyallahu anh rivayet edilen hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yine bir gün sorulmuş. İslam, en hayırlı İslam hangisidir? Yani ya Resulallah bize öyle bir amel söyle ki işlediğimiz zamanda çok hayırlı bir iş işlemiş olalım en hayırlı işi yapmış olalım. Hangisidir ya Resulallah diye sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci cevap olarak buyurdu ki tut'i mutta'a bir yemeği yedirmendir. Bak ne kadar demek ki hayırlı bir iş. Efendimiz'e soruluyor aleyhissalatü vesselam. İslam'ın en hayırlı ameli soruluyor. Bakın birinci sırada Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Yemek yedirmendir. Evet. Kıymetli Müslümanlar bu da neye delalet eder işte cömertliğe delalet eder. Bir Müslümanın cömert olması imanındaki kemalata delalet ediyor işte olgunluğa delalet ediyor. Ahirete inanmayacak olsa böyle cömert olmaz. Karşılığını beklememek nereden kaynaklanıyor? Allah rızasını talip olmaktan kaynaklanıyor işte. Allah için yapıyor adam. Onun için kimseden de bir karşılık beklemiyor ahiret için yapıyor. Kimseden bir karşılık beklemiyor. Yemek böyle yedirilecek. Cömertliğe delalet ediyor işte. Onun için Tirmizi rivayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Hasletani la tectemi'ani fi mu'min. İki haslet vardır ki iki huy bunlar bir Müslümanda bir müminde cem olmazlar yani toplanmazlar, bulunmazlar. Bulunmaması gerekir. Hocam nedir o ki haslet? Evet bir El buhlu bir tanesi cimrilik, iki vel kezip yalan. Yalanı biliyoruz zaten. Efendimiz onu başka bir hadis-i şerifte inşallah geldiği zaman da konusu işleyeceğiz. Ama özellikle burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'da bulunamayacak olan bir özellik nedir? Bulunmaması gereken bir haslet asla bulunmaması lazım. Çok kötü bir haslet. Cimrilik. Allah böyle cimri olmaktan muhafaza buyursun. Ortayı bulmak lazım. Onun için orta nedir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur. Estağfirullah. Ve la tec'al yedeke meğluleten ila unukike. Ve la tebsutha kullel Habibim böyle elini boynuna dolanmış vaziyette kılma. Yani elin böyle gözükmüyor. Hiçbir şekilde açık değil. Ondan sonra elin tamamen kapalı. Bu vaziyette olmasın. Böyle cimrilik olmaması lazım. Ve la tebsutha kullel ama tamamen de elini açma. Açma. Çünkü sonradan ne olursun? Mağdur olursun. Bütün paranı dağıttığın zaman da ne olur? Kendin muhtaç hale gelmiş olursun. İşte insan o ortayı bulması lazım kıymetli kardeşlerim. O ortayı itidali bulması lazım. Başka ayet-i kerimede nasıl ifade ediliyor bu durum? Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا Mevla okullarını met ediyor. İnfak ettikleri zaman da ...lem yusrifu, israf etmezler. Bir bak, israfa kaçmayacaklar. Yemek yediriyorsun ama israfa kaçmak yok. Tamam, İslam'ın en hayırlı ameli yemek yedirmek ama... ...bila israf, israf olmayacak. Ve lem yakturu, kısmazlar tamamen. O da cimrilik de yapmazlar. Ne olur? Vekâne beyne zâlike kavama Buyuruyor Mevlamız. Bu ikisi arasında, Ya ya israfla tamamen kısma arasında kıvamını yakalarlar. Tam olarak işin tam kıvamını mutedil halini ortasını bulurlar. Mevla bizi böyle kullarından eylesin kıymetli kardeşlerim. İşte yemek yedirmekte de ölçü var yani. Tamam çok cömert olmak lazım ama kendimizi muhtaç hale getirecek kadar e, değil tabii ki. İnsan kendi ihtiyaçlarını görmesi lazım. Böylelikle iffetini muhafaza etmesi lazım. Dilenecek duruma düşmemesi lazım. Bu, bu çok önemli bir şey. Ama ondan sonra tabii tevekkül üzere, cömertlikle beraber diğer insanları, fakirleri, bağusuz fakirleri yedirmesi lazım. Yemek, yedirmek onun için çok büyük sevap. Bir önceki hatırlıyorsanız dersimizde bir olaydan, hadiseden bahsetmiştik. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman insanlara bağusuz üç şeyi tavsiye ettiğini naklediyordu. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Bunlardan bir tanesi ilki neydi? Efşüs selam. Güveni yayın. Ondan zaten diğer dersimizde bahsettik. Konu onunla alakalıydı. İkincisi neydi? Kıymetli kardeşlerim. Ve at'imut ta'am. Yemek yedirin. Bak. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni hicret etti. Medine-i Münevvere'ye geldi. İnsanlar etrafında toplandı. Onlara daha İslam'ın tabi bidayeti, başları, hüküm ayetleri vesaire gelecek. Medine'de İslam devleti kurulacak. Ama ilk olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın orada ...vausuz hicret eden sahabilere ve genelde bütün Müslümanlara nasihati ne oldu? Güveni yayın ve yemek yedirin. Yemek yedirmek bak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ikinci derecede tavsiye etmiş olduğu bir şey. Bu kadar faziletli bir şeydir. Ama her işimizde olduğu gibi yemek yedirmemiz de Allah için olması lazım. Riya için değil ha. Öyle de var şimdi. Her yere nefis burnunu sokar. Hiç merak etmeyin gelir. O kadar sinsidir ki Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Ruhu Hazretlerinin buyurduğu gibi bu nefsin hilesi hem gadri çoktur. Bu nefsin hilesi aldatması çok mehalik yerleriyle sekri çoktur. İnsanı böyle helaka düşürecek olan yerleri ve sarhoşluğu çoktur. Söndürmeye senin aşkın sui fikri çoktur. Senin aşkını o kalbindeki Mevla'ya dair olan aşk var ya, onu söndürmek için kötü fikirleri, kötü düşünceleri çoktur. Allah nefsi emmarenin kötü kötü yönlendirmelerinden. Ya Rabbi bizleri muhafaza eyle. Şu nefsin elinden bizleri halas eyle. Halas olabilmemiz için gerekli iradeyi bizlere ihsan eyle. Vermiş olduğun iradeyi senin rızan yolunda kullanabilmeye bizleri muvaffak eyle. Ya en büyük mesele kardeşlerim bu nefis. Nefisle mücadele meselesi. Çok zor iş. Yaparsın bir ziyafet. Ondan sonra yemek yediriyorsun tabii. Şimdi misafirlerimiz geliyor. Ne oluyor? Tamam yemek yedirmek çok güzel, faziletli ama kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrası mütevazi yerlere efendim sofralar seriliyor. ashabı kiramla orada oturuyorlar. Ne buluyorsalar onu yiyorlar. Yekfi ibni Adem'e lokmatan. Adem oğluna iki lokma yeter. Adem oğluna sırtını doğrultabileceği kadar yemek yeter. Ama bugün maalesef yemek yedirme, ikram etme adı altında çok israflara kaçıyoruz kardeşlerim. Misafirliklerde iş böyle sumaya, işte işitsinler, riyaya görsünler, buralara kaçıyor desinler, övsünler. Çeşit çeşit bakıyorsunuz kaplar, çanaklar, ondan sonra bir tür olması gereken şeyden 8 tür yapılmış, 10 tür yapılmış derken ne olacak bu kadar şeyler? İsraf olacak. Ziyafetlerde bakıyorsun, yiyebildiğini yiyorlar. Yüzde yirmisi otuzu bazen yeniyor. Yüzde yetmişi çöpe atılıyor. Ya zayi oluyor. İşte eve çağırdığımız misafir kontrol etmemiz gerekiyor mesela niyetimizi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o tevazusu olması lazım sahabenin o tev mütevaziliği, o sadeliği olması lazım. Yani çok uzaklaştık bu işten ya. Şu seküler hayat, şu modern hayat çok değerden bizi kopardı. Bir tanesi de bu. Sade yaşamak. Evimizde, yemeğimizde, bineğimizde, artık her şeyimizde sade olabilmek. Güzelliği, tevazusu, kula yakışan o acziyet, onu itiraf etmek, Allah Teala'ya bunu fiili olarak göstermek, çok uzaklaştık bundan. Şimdi davetler bakıyorsun yapılıyor. Yarışlar var yani. O 10 çeşit yap yapmış. Onun yaptığı 10 on çeşitten altısı çöpe atılmış veya artmış, israf olmuş. Öbürü 15 çeşit yapıyor. Onun yaptığı 15 on çeşitten 12'si bu sefer artıyor, israf oluyor veya onu fark etmez. Kardeşlerim, Allah sorar bunun hesabını. Bakın, afetler, musibetler geliyor kıtlık gelir. Cenab-ı Hak hiçbir şey olmasa ve le tüselunne yevme idin anin and olsun ve muhakkak ki buyuruyor Rabbimiz bu nimetlerden sorulacaksınız. Ya biz neye güveniyoruz ya? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Hazreti Ömer'in önüne bir yemek koyuyorlar. Yemekte böyle zeytinyağı ve onun yanında da işte etli olan bir şey var. Hazreti Ömer radıyallahu an o yemeğe bakınca o yemek bugün en fakirimizin belki yemiş olduğu yemektir kardeşlerim. Hazreti Ömer o yemeğe bakıyor. Gözlerinden yaşlar boşalmaya başlıyor. Sorulunca niçin böyle ağladınız ey müminlerin emiri halifesi denince diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu an Rabbimin elbette ve muhakkak o gün bu nimetlerden sorguya çekileceksiniz ayeti aklıma geldi. Görüyor musunuz şu şuuru, sorumluluğu, ahiret imanını, bilinci? Ya ya biz ne yapacağız bu kadar israflarla? Bu kadar çeşit çeşit yaptığımız yemekler artıyor. Ondan sonra o ona gösteriş yapıyor. O ben daha iyisini yapacağım falan düşüncesiyle Allah'ın rızasından uzaklaşmış bir yemek yeme modeli, yedirme modeli çıktı bugün. Ziyafet var ama ziyafetlerde hep gösteriş maalesef almış başını gidiyor. Kaplar üzerinden gösteriş, yemek çeşitleri üzerinden gösteriş, evdeki eşyanın çeşitliliği üzerinden gösteriş. Vallahi hiçbir kıymeti yok. Allah bize bunu gösterdi ya. Yüreklerimiz yandı, gözlerimizden yaşlar boşaldı aylar öncesinde büyük bir deprem yaşadık. Kardeşlerimiz kimileri enkaz altında kaldı. O depremi şöyle ufaktan, uzaktan, yukarıdan dronlarla çekilmiş görüntülerden falan izlediğinizde ne görüyorsunuz? Koca koca şehirler tarumar oldu. Dünyanın kıymetsizliğini anlamak lazım buradan kardeşler bir arabamız ufak bir şekilde çizilecek olsa üç gün uyuyamıyoruz. Bir eşyamıza bir şey olacak olsa uyku tutmuyor bizi ama o eşya, o araba, milyonluk milyonlarca lira tutan arabalar, evler, kaplar, eşyalar, süsler nasıl enkaz ve betonun altında kaldı? Burada vaaz var. Vallahi dünyanın dünyalık nimetin hiçbir önemi yok. Rabbimiz katında yok. Allah dünyaya kıymet vermedi. Lem yanzur ileyha münzu halakaha. İmam Rabbana naklettiği buyurduğu gibi. Yarattığı günden bugüne bir kez rahmet nazarıyla bakmadı dünyaya Rabbimiz. Bir kez. E biz niye bu kadar kıymet vereceğiz ya? Nedir yani? Bunun üzerinden, eşya üzerinden, çeşitler üzerinden gösteriş yapmaya çalışmak. Kardeşlerim bu hafif meşrepliliğe delalettir. Bu olgun insanların yapacağı şeyler değildir. Ya, ya iki lokma yesek doyacağız. İki lokma nedir? Yemek demiş olduğumuz şey çok çok affınıza sığınarak ifade ediyorum. Akıbeti belli olan bir şeydir yani. Onun için İmam Şafii'nin sözü olarak nakledilir. İmam Şahrani de nakleder bunu. Ne der? Men kanet himmetuhu ma batnihi fe kanet kıymetuhu ma kharaca Kimin himmeti, isteği, hayatta yaşama idali odaklandığı şeyler, önem verdiği şeyler karnına giren şeylerse diyor, o adamın kıymeti de vücudundan çıkan çok af necaset kadardır yani. Nasıl konuşuyor ulema görüyor musunuz? E bizi böyle bir kıymetsizliğe alıştırmak istiyorlar şimdi. Böyle bir furya çıktı. Ya bunu batı yapar, Avrupalı adam yapar, dünyacı adam yapar, seküler çevreler yapar. Ama Müslüman, Müslüman böyle olmaz ya. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üzeri kerpiçlerle örtülü olan birkaç metrekarelik bir evde hayatını geçirdi ya. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a nasıl naklediyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor... Geceleyin kalkıp namaz kılacağı zamanda... Teheccüd namazı... Evin küçüklüğünü anlıyoruz buradan yani... Ben diyor orada yatarken... Efendimiz aleyhissalatü vesselam... Tabi kıyamda duruyor... Orada kıraatte bulunuyor... Rüküye gidiyor... Secdeye gideceği zamanda diyor... Beni böyle tutardı bana... Ben de secdeye gideceğini anlardım... Ayaklarımı çekerdim diyor... Öyle secdeye giderdi... Yani... İki kişinin Hazreti Ayşe validemiz var radıyallahu anha, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam var. İkisinin beraber bulunduğu odada Efendimizin Hazreti Ayşe yatarken annemiz namazda secdeye gidemeyeceği kadar ufak bir evden bahsediyoruz. Kainatın serveri böyle bir evde hayatını geçirdi. Hazreti Ömer hasırda yatarken Peygamber Aleyhissalatu vesselamı gördü. Hoş duygulandı işte. Kisra ya Resulallah, Kaysar, onlar saraylarda keyif yaparken, o kadar geniş dünyalık nimetler içerisinde yaşarken, siz bu halde ya Resulallah, onun için duygulandım deyince, ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü vesselam? İstemez misin ki ey Ömer radıyallahu anh, dünya onların, ahiret bizim olsun. Kıymetli kardeşlerim, işte... Her işimizde Allah'ın rızasını gözetmek lazım. Hangi İslam daha hayırlıdır? Bir yemek yedirmek. Ama Rabbimiz bize ne buyuruyor? Kul de, Habibim inna salati muhakkak ki benim namazım ve nusuki ve benim haccım ibadetlerim ve mahyaya bak yaşamım. Ne acayip bir ifade. Yaşamım, hayatım, hayatımın her bir alanı yemek yedirmem, gezmem, Kıyafet giymem, ev hayatım, sosyal hayatım, iş hayatım, her şeyim Ömemati ve ölümüm lillahi Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Hayatımızın bütün şubeleri su içmemize varıncaya kadar Allah'a ait olacak. Hayatın şu alanında din yok, oraya Rabbi karıştırma. Oraya peygamberi karıştırma böyle bir din anlayışı yok kardeşler. Bu sekülerlerin din anlayışıdır. Resulullah'ın önde öğrettiği din anlayışında bu yok. Din senin su içmene bile karışan bir olgudur. Düzenleyen, hayatın tamamını şekillendiren, düzenleyen, hayatının bütün şubelerinde Müslüman'a nasıl davranması gerektiğini öğreten bir nizamdır, bir düzendir, bir kanunlar bütünüdür. Din böyle bir şey. Onun için yemek yedirmek evet İslam'da en hayırlı olan işlerden sayılıyor bu hadis-i şerifte ama bu da Allah için olacak. Allah için mütevazi olacak. Ziyafetlerde desinler, beğensinler, övsünler, beni daha çok övsünler, ben daha iyi yaparım, övünmek. Hayır bunlar doğru şeyler değil. Estağfirullah. ...el Elhâkumuttekâthür buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizi çoklukla övünmek, işte ahireti düşünmekten alıkoydu. Hangi çokluk? İşte nüfus çokluğu, benim sülalem daha kalabalıktır. İşte bu dünyevi olan, ben daha çok yemek yaparım, fuzuli fuzuli şeylerin çokluğuyla övünmek. Ahiret var ahiret. Ne kadar ibrettik değil mi? Nelere sahip olursan ol, hangi binada oturursan, nerede, hangi lüks imkanlara sahip olursan ol, bu hayattan ayrılmakla beraber böyle bir iki metrekarelik bir yerde seni gömüyorlar, bembeyaz bir kefene sarıyorlar, cebi yok, bir çorabını bile ayağına giyerek götüremiyorsun. Estağfirullah. Laqad jibtumuna furada kema halaknakum evvel marra buyuruyor Rabbimiz. Bizim huzurumuza sizi ilk yarattığımız şekilde tek tek geleceksiniz. Geldiniz. O gün öyle o vaziyette gelecek insanlar. Hufaten yani tamamen böyle çıplak vaziyette gelecek. Üzerinde hiçbir şey yok. Rabbimize böyle gideceğiz. E bizi süsleyen şey ne olacak? Amelimiz. Var mı amelin? Ameli salihin var mı namazın? Var mı Kur'an'la arkadaşlığın? Var mı bir talebenin elinden tutmuşluğun? Var mı bir hayrı hasenatın? Bir medrese faaliyetinin bir kenarında bulunabildin mi? Vallahi bunlar bize fayda verecek. Gerisi boş ya. Boş. Onun için ayeti kerimede yemek yedirenler övülür mesela. Ama orada da Rabbimiz aynı ölçüyü bize tavsiye ediyor ve öğretiyor. Nasıl? İnsan suresinde var. Estağfirullah... ve yutimun atama ala hubbihi bakın ölçüye bakın şimdi o güzel kullar o cennete girmiş olan kullar ne yaptılar buyuruyor Rabbimiz ve <laughs> yutimun yemeği yediriyorlardı yemeği yedirirler nasıl ama ala <laughs> hubbihi sevmelerine rağmen sevmeleri üzerine yani sevdiğinden yedireceksin ha sevdiğinden vereceksin, infak edeceksin. Asıl asıl mesele o, nefsi kıran o. Yoksa burada zaten çöpe dökecekti onu işte ver onu şurada bir fakire, bir muhtaç sahibi, ihtiyaç sahibi olan bir muhtaca. Yani bundan bir fazilet çıkmaz. Cenab-ı Hak buyuruyor ya Estağfirullah. min Ey kullarım, kazandıklarınızın size rızık olarak verdiğim şeylerin temiz ve güzel olanlarından infak edin. Yoksa ve la habif pis olanı kastetmeyin. Yani değersiz. Atacaksın onu zaten. Kendin kullanmıyorsun. Ver birine. Ya o ideal manada bir infak değildir. Yemediğin şeyi yedirmek, giymediğin şeyi giydirmek o Rabbimizin övdüğü manada o, o değil. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. O, o, değil. Onu kastetme. Nasıl bir şey o? Minhutun fikuna onu infak ediyorsun ama velestun bi ahidihi Rabbimiz buyuruyor. Size verilse almazsınız onu. Öyle bir malı veriyorsun ki infak ediyorsun. Öyle yemeği yediriyorsun ki senin önüne koyacak olsalar o yemeği yemez Olmaz. Ala <laughs> hubbi buyuruyor Rabbimiz. Sevmelerine rağmen o yemeği yedirirler. Tam senin iştahın çekecek türden bir yemek. Senin belki iştahın da çekiyor, ihtiyacın da falan var ama onu bir başkasıyla paylaşıyorsun, yemek yediriyorsun. Evet, kime yedirirler? Miskinen, miskin ihtiyaç sahibi, iç parası olmayan kişi. Ve yetimen, yetim babası vefat etmiş olan kişi. Ve esira, esirler savaşta esir düşmüş, kimi kimsesi yok, muhtaç, ihtiyaç sahibi. Böyle kişileri yemek yedirirler buyuruyor Rabbimiz. Evet. Ama yemek yedirdikten sonra ne derler? İnne ma nut'imukum li Biz sizi ancak ve ancak Allah rızası için yediriyoruz. La nuridu minkum sizden istemiyoruz ceza en hiçbir karşılık ve la Bak hiçbir karşılık ve la hiçbir teşekkür. İşte tut'imut ta'am burayı biraz açmış olduk bu vesileyle yemek yedireceğiz ama hangi yemek yedirmek İslam'da en yani hayırlı ameldir? İşte böyle yemek yedirmek Allah rızası için olacak bir hiçbir karşılık teşekkür şu bu falan menfaat bir beklenti olmayacak iki Üçüncüsü riya olmayacak, desinler olmayacak, dünyacılık olmayacak. Fakiri kovuyorsun, zengini alıyorsun. Böyle de bir durum var şimdi. Zenginler geliyor, onlar sofra yapılmış. İtibarlı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu, bu yemekte hiçbir bereket yoktur buyuruyor. Zenginler çağırmış oraya, sofra kurulmuş, zenginler yeniyor. Bir fakir gelecek, yemek yiyecek. Hadi kardeşim sen sonra gel veya işte sen şimdi buraya girme. Sen git evine. Fakiri kovuyorsun, miskini kovuyorsun itibarlı insanları toplamışsın orada yemek yediriyorsun bu yemekte bereket olmaz asıl miskini yedireceksin asıl fakiri yedireceksin asıl onların elinden tutacaksın evet bu çok önemli böyle yemek yedirmek ...İslam en hayırlı olan şeydir bir de beklenti olmayacak onun için derler ki bir insan bir iyilik yaptığı zamanda hani biz diyoruz ya adam diyor borcumuz nedir falan ya dua et falan dua istemek bile kitaplarda diyor ki ecri azaltır çünkü dua da bir karşılıktır. Lanuridum minkum sizden istemiyoruz. ...cezaevi... hiçbir karşılık olmayacak. Rabbimiz bilsin zaten o biliyor. Hani iyilik yap denize at. Balık bilmezse Halik bilir işte. Tam o burayı anlatıyor. Halik bilsin Rabbimiz. Ya Rabbi kalbimizden diyeceğiz ki ben senin rızan için yaptım ya Rabbi. Başka bir şey için yapmadım diyeceğiz ve Dolayısıyla ne olacak kıymetli kardeşlerim? Hiçbir karşılık beklemeyeceğiz. Buna duayı da bazı alimler dahil ediyorlar. Ya yani dua et, a kendisi eder ayrı konu. Ama dua et işte benim için şunu yap, bunu yap. Özel bir isteğim var dediğin zaman da o bir karşılık beklemeye giriyor. Ondan bile sakınmak lazım. Böyle yemek yedirmek lazım. İslam'ın en hayırlı amellerinin başında bir tutay muttağa yemek yedirmek. İki ve tekra'u selam. iki amel sayıyor Efendimiz sallallahu ve Bugünkü dersimizde bu hadis-i şerifte selamı vermendir. Selam vermek. En hayırlı amellerden biri. Kime vermek ama? ala men arafte ve men lem ta'rif. Tanıdığına ve tanımadığına. Şimdi bu da bir sünnet işte. Hatta Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyurur? Hakkul müslimi alel müslimi hams. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı nedir? Beştir. Ayet-i kerimede ne buyruluyor? Estağfirullah ve izâ bi bi Size bir selam verildiği zaman da Allah'ın selamı. Bu selamın işte çeşitleri var. Selamun aleykum denebilir. Esselamu aleyküm. Esselamun değil. Böyle yanlış selam verenler oluyor kardeşlerimiz. Onlar düzeltsinler. Esselamun olmaz. Esselamu aleyküm es selam olarak lamı tarifli yani es takısıyla veriyorsan elif lam takısıyla o zaman tenvin katmayacaksın oraya. Ama onu katmadan selamun aleyküm diyorsan yani es demeden selamun aleyküm diyorsan o zaman selamun diyebilirsin. Ama es selamun olmaz. Es selamu aleyküm. Sonra ve rahmetullah da denebilir. Ve rahmetullahi ve berekatuhu da denebilir. Selamı bir kişi nasıl verdiyse karşıdaki de ya onu aynısıyla karşılık verecek fakat o karşılık vermesi farz. Ondan daha güzeliyle alması da müstehaptır. Mesela bize selamun aleyküm dedi adam. Biz de ve aleyküm selam diyebiliriz. Bu kadar almak farz. Çünkü adam selamun aleyküm diyerek sadece selam verdi. Ve aleyküm selam ve rahmetullah dersek çok daha güzel olur. Ama ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh dersek o çok daha güzel olur. Böyle alırsak. Ama adam zaten selam verirken selamun aleyküm ve rahmetullah dediyse o zaman biz de ve aleyküm selam ve rahmetullah demek zorundayız. Aynı ile alacağız onu yani. Peki adam selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dediyse biz de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu illa diyeceğiz. Çünkü aynı ile aynı lafızla selam alma zorunluluğumuz var. Fehayyu bi ahsene minha urudduha. Ya selamı aynısıyla alın buyuruyor Rabbimiz. Ama ilk sıraya ne koyuyor? Daha güzel olanıyla alın. Onun için selam veren karşı tarafa da bir pay bırakması lazım. Mesela Esselamu Aleyküm dersin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dersin. Adam da daha ile alır. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu der. Selam vermenin adabı var. Selamın dili yoktur dili dini vardır dini vardır Müslümansa selam verilir Müslüman olmayana selam verilmez bunu ilk dersimizde anlatmıştık selamun ala men ittebaal, huda denir selamun ala men batil denir selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun selam batıldan sakınanlar üzerine olsun denir Yahudi ise Hristiyansa farklı bir dine mensupsa ona Allah'ın selamı Esselamu Aleyküm Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu şeklinde selam verilmez çünkü bu Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır Müslümana verilir bu nedir peki bir tanesi işte raddü selam selamı almaz farz selam vermek sünnet selamı almak farz şimdi bazı cahil kardeşlerimiz oluyor cahil dediğim ilmi olmadığı gibi bazen ilmi de olabilir bu inat, gereksiz kavgalar. Adam işte Müslüman kardeşi. Neymiş? Arazi meselesi var. Başka bir konu var. Kavga etmiş. Selamını almıyor adamın. Düşünebiliyor musun? Olmaz. cemaat Bunun bir mazereti yok. Adam selam veriyorsa alman farzdır. Ve aleykümselam diyeceksin. Adam gavur değilse selamını alacaksın da. Selamı almamanın öyle mazereti olmaz kıymetli kardeşlerim. Almamız lazım. Haktır hak kardeşimizin bizim üzerimizdeki haklarından, Müslüman, Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi de selamı almaktır. Onun için selam ne demek? Kardeşim demek, benden sana zarar gelmez. Dünya ve ahiret mutluluğu, saadeti, bahtiyarlığı senin üzerine olsun. Rabbimizin rahmeti senin üzerine olsun. Meleklerin duası senin üzerine olsun. Müslümanların istiğfarı senin üzerine olsun. Salata bu mana verildiği gibi selama da bazı ulema tarafından bu manalar veriliyor. Çokça daha manaları var selam. O kadar bereketli bir şeydir yani. Karşı tarafa selam vermek. Onun için bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi İslam en hayırlıdır? Bak tanıdığına tanımadığına. Şimdi böyle de bir durum var. Bazı adam tanımadığına selam vermiyor. Olmaz ya. Selam sadece tanıdığımız adama verilmez. Sokakta gidiyoruz vereceksin. Ama tabii Bugün öyle durumlar oluyor ki mesela adama dışarıdan bakıyorsun artı biraz daha böyle kendini öyle bir ecnebi gibi bir hale getirmiş ki yani Müslüman olduğuna dair bir emare değil. Aksine başka bir dinden olduğuna dair sanki böyle emareler taşıyor adam mesela. E selam vermekte adama zorluk çekiyorsun bu sefer. Ama zaten bizim milletimiz elhamdülillah yaşadığımız coğrafya da çoğunluk Müslüman. Sokakta gördük kardeşimizi tanıyorsak kesin selam ver. Tanımıyorsak selam vereceğiz. Selamu aleyküm diyeceğiz. Selamun aleyküm diyeceğiz. Selamlaşacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam efşü selam. Selamı yayın buyuruyor Efendimiz sallallahu ve Başka rivayette key Yani yücelmeniz aranızdaki muhabbetin artması için selamı aramızda yaymamız lazım. Selamın yerine de başka şeyler koymak olmaz. Olmaz kardeşim selamın yerine mesela selamı öldürüyorlar. Bu sünneti öldürmek için direkt adam odaya gidiyor. işte günaydın. Bu sünneti öldürmektir. Olmaz. Şimdi bunu söylediğimiz zaman da selamla, kelamla, Kur'an'la, dinle alakası olmayan, hayatında bu gibi şeylere zaten yer ayırmayan adamlar karşı çıkıyorlar. Veya işte yaygara koparıyorlar. Ya o kardeşim bu hassasiyeti olan insanlara anlatıyoruz biz bunları da. Niye bu kadar yani gürültü çıkarıyorsunuz? Sizlik bir durum yok. Tamam sen günaydın diyorsun zaten. Ben selam ver desem de demeyeceksin. Günaydın dememek lazım selamı öldürmek için desem de sen zaten günaydın diyeceksin. Yani senlik senin çevrende olan insanlarlık bir durum yok. Biz burada Müslümanlara gerçekten Allah Resulü'nün sözünü önemseyen, her şeyden önemli kabul eden, canından evla bilen insanlara anlatıyoruz bunları yani. Sizlik bir durum yok ama adamların İslam'a bu gibi şeylere, hocalara, bu anlatımlara, derslere, hadislere öyle bir alerjisi şeyi var ki buradan bile illa gürültü çıkaracaklar. Yani. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Onu anlatıyoruz. Müslüman adam ilk girdiği zaman hemen tanıdığına tanımadığına önce selam verecek. Bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep kendisi düstur olarak hep kural olarak koymuştur, uygulamıştır, tatbik etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor mesela? Membede bedeekum bis sel selam sual. Selam diyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam sorudan öncedir. Fe men bedeekum bis suali kable selami fe la Kim size selam vermeden önce soru sormaya başlarsa ona cevap vermeyin. Hadis-i şerif. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam emrediyor bunu. E Müslüman bunu kabul eder, Müslüman bunu hayatında tatbik eder. Ha adam unutmuştur, şey yapmıştır azarlamak değil ama sen ver mesela selamı o zaman. Selamun aleyküm de. veya hatırlatmak için selam vermesi gerektiğini ona hatırlat. E böyle dini böyle birbirine anlata anlata öğret öğrete yaşayacağız kıymetli kardeş. Sen anlatma ben anlatma bunları önemseme onu at bunu at. Zaten dinin kaçta kaşını bugünkü ortamda efendim yönetim biçimi itibarıyla birçok noktasını yaşama imkanına sahip değiliz. Bunları da anlatma Orasını kes, burasını kes, orasını bu da. Nasıl yaşanacak bu din? Allah Teala ahirette bu dinin hükümleriyle bizi sorguya çekecek. Kabirde bu dinin hükümlerinden sorguya çekileceğiz ha. Bu dinin hükümlerini tanımayanların evet bu dünyada böyle yaygara çıkartma, kopartma, vaveyla yapma özgürlükleri var. Zannediyorlar ki bu özgürlük her zaman ebedi olarak sürecek. Vallahi sürmeyecek. Sürmeyecek. Kabre girdiğimiz zaman da bakacağız orada işte. Şeriat kötü müymüş haşa. Şeriat çirkin miymiş? Şeriat dediğimiz zaman da adam kesmek, kafa uçurmak mı demekmiş? Bu mu anlaşılıyormuş? Bakacağız. Allah Teala var mıymış? İslam hak mıymış? Hocalar ileri mi gidiyormuş? Hocalar işi abartıyor muymuş? Herkes özgür müymüş? Kimse kimsenin yanlış yaptığı alana Müslümanlar için söylüyorum bunu. Karışması gerekmez miymiş? Uyarılması gerekmez miymiş? Bakacağız. Orada bize sormayacaklar. Rabbim hepimizi doğru yapabilmeye ve kabirde, ruzi mahşerde mahcup olmamaya muvaffak eylesin. Mahcup olmaktan, kabirde pişman olmaktan muhafaza buyursun. Evet, selam böyle bir şey. Tanıdığımıza, tanımadığımıza önce selam vereceğiz. Ama selam verdikten sonra tabii Mesela merhaba denilebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemail rivayetlerinde vardır. ben bit tayyibil mutayyeb. Efendimiz söylemiştir sallallahu aleyhi ve sellem, Merhaba diye söylenir. Nasılsınız söylenir. Hayırlı işler denir. Çıkarken esselamu aleyküm denir. Girdiğimiz zaman ilk kelamımız selam olacak. Ayrılırken de son kelamımız ne olacak? Selam olacak. Selam bu kadar önemli bir şey. Sahabe-i kiram ne diyor? İza مع رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselamla beraber olduğumuzda o zamanlarda diyor nasıldık? Giderken beraber fetuferri kubeynena şeceretun aramızı böyle bir ağaç ayırırsa iki arkadaş gidiyoruz mesela. Geldik geldik geldik. Ayrılmamız gerekti. Bugün oluyor ya caddelerde falan mesela bir e, direk geliyor, bir şey geliyor, ayrılman gerekiyor. Sahabe diyor ki o ağaç sebebiyle ayrılırsak biz ayrılsaydık فَتُفَرِّقُ بَيْنَنَا شِجَرَةٌ فَهِذَا الْتَقَيْنَا Buluştuğumuzda diyor ağaçtan sonra, direkten sonra artık يُسَلِّمُ بَعْضُنَا ala بَعْضٍ Hemen birbirimize selam verirdik. Selam bu kadar önemli bir şey. Kıymetli kardeşlerim onun için tanıdığımıza, tanımadığımıza selam vermek. Telefon açtık. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamımızı verdik. Ondan sonra halatır sorduk. Maruzatımız neyse durumumuz falan durumu anlattık. Ondan sonra ayrılırken en son kapatırken yine ne yapıyoruz? Selamu Aleyküm diyoruz. Birine mektup yazdık. Selamun Aleyküm dedik. Mesaj yazdık bugün. Mesajlarda da mesela cevap verilmiyor. Verilmesi lazım. Adam sana selam veriyorsa ve Aleyküm Selam diye yazman lazım. Şimdi selama yapılan bir başka zulmü daha da söyleyelim. Konuyu kapatalım. Sa. Böyle de bir durum var şimdi. S.A. Ya kardeşim Allah'ın selamını yaz buna. Üşenme ya selamun aleyküm diye yaz yani sa diye bir şey yazıyor ya veya sadece s koyuyor onu sembolize ediyor ve bu üşengeçlikten kaynaklanan bir şey ama pek edebe uygun bir şey gibi gözükmüyor kardeşlerim bunu kaldırmak lazım selamun aleyküm yaz onu oraya aynı söylediğin gibi selamun aleyküm ve rahmetullah yaz Allah'ın selamını ver karşıdaki adam da sadece as yazmasın a.s vesaire yazmasın Aleyküm selam ve rahmetullah yazalım. Bak efşüs selam, selamı yayalım. Selamı açık yazalım. Ki Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize insin. cenab Hak musibetlerden bizi halas eylesin. Bereketlerini üzerimize yağdırsın. Feyzi fuyuzatını. Evet. Bu önemli bir şey yani. Bunu da çok edebe uygun olmadığından dolayı... ...pek yapmamak lazım. Selamı tam yazmaya çalışmak lazım. Bakın burada... İslam'ın en hayırlı amellerinden diğeri olarak sayıldı Efendimiz. Bir yemek yedirmen, iki tanıyıp tanımadığın herkese selam vermen dir buyurdu. Rabbim okumuş olduğumuz hadis-i şerifi hemen hayatımızda öğrendiklerimizi bugün tatbik edebilmeye bizleri muvaffak eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek sözlerindeki fuyuzata cümlemizi nail eylesin. Neslimizi de bu duaya dahil eylesin. Neslimizi, nefsimizi hayırla ıslah eylesin. Zamanımızda mevcut olan her türlü imansızlık furyasından neslimizle beraber cümlemizi mesun ve mahfuz eylesin. Cenab-ı Hak bu derslerimizi, şimdiye kadar yaptığımız dersleri istifadeye medar eylesin. Bundan sonra da yapacağımız derslerden hakkıyla istifadeyi halka eylesin hepimiz adına. مهروم مكتم بزر مهافزه بيرسون الله هابيني زر هابيني زر رازوسون الله تعالى عليه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم صل على صلي